Merhabalar sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematikte yeni bir işlemle birlikte olacağız. Yeni işlemimizin adı toplama işlemi. Şimdi daha önceki videomuzda matematik defterini nasıl kullanacağını öğrenmiştik. Şimdi sizlerle birlikte hemen bir ortaya başlık yazarak, bu ortadaki yere başlık yazarak bir toplama işlemine giriş yapalım. Toplama işlemini hemen yazarken şöyle ortalayacak şekilde, iki taraftan da denk gelecek şekilde şöyle ortaya bir şöyle toplama, iki tane boşluk bırakalım. İşlemi. Evet, toplama işlemi. Şimdi çocuklar, toplama işlemimiz demek. Toplama işlemi bizim elimizdeki elemanları birbiriyle üst üste saymak demek. Birbirinin üzerine saymak demek. Çoğalması demek. Artması demek. Toplama işlemi olunca aklınıza şunlar gelecek. Elimizdeki elemanlar ne yapar? Artar. Eğer elimizdeki sayılar artıyorsa biz toplama işlemi yapıyoruz demektir. Üst üste ekliyorsak, eklemek. Eğer sayıları üst üste ekliyorsak o zaman ne yapıyormuşuz? Toplama işlemi yapıyormuşuz. Bu toplama işlemimizin bir sembolü, işareti var. Onu gördüğümüz zaman mutlaka toplama işlemi yaptığımızı anlayacağız. Bu da bizim artı işaretimiz. Şöyle ben yazayım. Artı. Aralarda bir tane bırakabiliriz burada küçüklerde. Artı işareti. Bunu gördüğümüz zaman anlayın ki mutlaka toplama yapacağız demektir. Şimdi ilk etapta biz toplamayı yan yana yapıyoruz. Sonra alt altaya geçeceğiz. Ben hemen size yan yana toplama için bir örnek göstereyim. Ha bir de yan yanayı yaparken şöyle bir işaretimiz daha var. İki tane böyle çizgiyi üst üste veya alt alta koyuyoruz. Bunun adı da eşittir. Tamam, bunun adı da eşittir işareti. Şimdi hemen ben size ufak bir toplama yapacağım. 3 ile artı, çünkü toplama yapıyoruz. 2'yi toplayacağız. Şimdi 3 ile 2'yi toplamamız için bizim önce şu işaretimizi koymamız lazım ki toplama işlemi yaptığımızı belli edelim. Şimdi 3 ile 2'yi nasıl toplayacağız? 3 ile 2'yi toplarken hemen olayımız şu. Bunu öbür kalemimizle yapalım. Şöyle. Elimizde 3 tane top olduğunu düşünün. Bunun üzerine artı olduğuna göre, toplama yapacağımıza göre bu artacak. Ya da biz bunu ekleyeceğiz. Kaç tane ekleyeceğiz? 2 tane ekleyeceğiz. Hemen 2 tane daha top ekleyelim. 3 topum vardı. 2 tane daha top alırsam kaç tane topum oldu? Burada 1, 2, 3. Bunları da üzerine sayıyorum. Çünkü eklemem lazım. 4, 5. O zaman 3 ile 2'yi toplarsam kaç yaparmış? 5 yaparmış. Bu kadar kolay. Sadece üzerine sayacaksınız. Aynısını şöyle de yapabiliriz. Hemen 3 parmağınızı açın. Bunun üzerine 2 parmak daha açın. Parmaklarınızı sayarsanız 5 tane parmağınız olduğunu görürsünüz. Yine yan yana bir başka işlemimiz daha yapalım. Şöyle 4 ile 3'ü toplayalım. 4'ün üzerine bu ne demek? 3 tane sayacağım demek. Hemen bunu şekilleştirirsem 1, 2, 3, 4 tane çubuğum varmış. Şöyle yaklaştırayım. Ben bunun üzerine 1, 2, 3 tane daha çubuk almışım. Yani 4 çubuğum varmış. Üzerine 3 tane daha almışım. Hemen bunları toplarsam artık kaç çubuğum yaptığını sayayım. 1, 2, 3, 4. Üzerine sayıyorum bunları. 4'ten sonra 5, 6, 7. Demek ki 4 ile 3'ü topladığımda kaç yapıyormuş? Şöyle
7 yapıyormuş. Yani toplama işlemi çok kolay. Sadece dediğimiz gibi bize verilen 2 tane elemanımız var. Bir tanesini tutacağız. Diğerini onun üzerine sayacağız. Mesela burada 3 vardı. 3'ü tuttuk. Üzerine 2 tane saydık. Burada yine elemanımız 4 ve 3 var. 4'ü tuttuk. Üzerine 3'ü saydık. 4'ün üzerine 3 tane daha eklemiş olduk. Şimdi bunlar bizim yan yana toplamalarımızdı. Bir de alt alta toplamalarımız var. Alt alta toplamalarımızı yaparken de şu şekilde yapacağız çocuklar. Hemen bunlara bir isim verelim bu elemanlarımıza önce. Şöyle mesela buna A diyelim. Bu bizim toplanan elemanımız. Sonra bir de bizim altına B elemanımız olsun. Artı işaretimiz ve çizgimiz. Evet. Tabii bunları topladığımızda bir de sonucumuz olacak. Bu da C harfimiz olsun. Gördüğünüz gibi alt alta toplamayı da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunun da tabii ki bir elemanımızın da bir ismi var. Bu elemanımızın ismi de toplanan. Evet, iki elemanımızın ismi de aynı. Toplanan. Bu elemanımızın da tabii ki bir ismi olacak. O da yok, bu sefer farklı, aynısı değil. O da toplam. Toplam. Toplanan, toplanan ve toplam. Gördüğünüz gibi 3 tane elemanımız var. Şimdi hemen o zaman bunun da bir örneğini yapalım. Şöyle gelelim. 5'i yazdım. 5'i kimle toplayalım? 3 ile toplayalım. 5'i 3 alt alta yazdım. Ne yapacağım? Toplama işlemi yaptığım için artı işaretimi koyacağım. Sonra da işlemi kapatacağım. 5 ile 3'ü toplayacağım. Şimdi hemen bunları görselleştirelim. Ne diyor bize? 5 tane topum var diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane topum var. 5 tane topumun üzerine kaç tane top almışım? 3 tane top almışım. 1, 2, 3. Şimdi benim 5 tane topum vardı. Üzerine 3 tane daha top aldım. Hemen sayalım. 5'in üzerine 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine sayıyorum çünkü. 7, 8. O zaman benim kaç tane topum olmuş? 5 ile 3'ü topladığım zaman 8 tane topum olmuş. Evet. Bu toplama işleminin mantığı şudur. Elemanın bir tanesini, bu toplananlar var ya, iki tane. Şurada mesela 5 de toplanan, 3 de toplanan, 8 bizim toplamımız. Buradaki mantığımız şu. Elemanlardan bir tanesini tutacağız. Diğerini onun üzerine sayacağız. Çünkü toplama işlemi artmak demek. Üzerine saydığımız zaman sayı büyüyecek. Gördüğünüz gibi buradaki 8 hem 5'ten hem de 3'ten büyük. Yine yukarıdaki toplama işlemimizde buradaki 5 hem 3'ten hem 2'den büyük. Yine burada 7 hem 4'ten hem 3'ten büyük. Evet, hemen başka bir toplama işlemiyle örneğimizi devam ettirelim. 9 ile kimi toplayalım? 6'yı toplayalım. Ne yapacağız? Hemen bir artı işareti ve işlemimizi çizgiyle kapatacağız. Şimdi bize ne demiş? 9 tane, örnek veriyorum, çubuğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üzerine kaç tane çubuk almışız? Şöyle gösterelim. 6 tane almışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, gördüğünüz gibi 9 tane çubuğum varken 6 tane daha çubuk almışım. Benim artık kaç tane çubuğum vardır diye sorabilirim. Şimdi 9'un üzerine ne yapacağız? 6 taneyi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artık bunları 9'un üzerine, devamına sayıyorum. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 9'dan sonra 6 tane saydığımızda bulacağımız sonuç 15. Şimdi 15'i buraya yazarken dikkat edeceğimiz nokta şu. Yine daha önceki videolarımızda
bir onluk birlik videomuz vardı. İzlemediyseniz, izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Ama izlemediyseniz yukarıya bir kart bırakıyorum. Oradan izlersiniz. 9 ile 6'yı topladığımda bulduğum 15'i yazarken onluklarına ve birliklerine dikkat edeceğim. Şimdi 15'in 5 olanı birlik. Bu gördüğümüz 9 ve 6 da birlik. O yüzden 15'in 5'ini bunların altına, birini yani onluğunu yan tarafına yazıyorum. 15'i bu şekilde yazmış oldum. 9 ile 6'yı topladığımda bulduğum cevabım 15. Evet çocuklar, toplama işlemi videomuzda bu kadardı. Gördüğünüz gibi kolay bir işlem toplama işlemi. Sadece bilmeniz gereken iki tane elemanımız var. Ve bu iki tane elemanımızı toplama yaparken birini diğerinin üzerine sayacağız. Ya bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şurada gördüğünüz gibi biz 5'in üzerine 3 saymayı tercih ettik ama siz isterseniz 3'ün üzerine 5 de saysanız yine 8'e ulaşırsınız. Ya da alttaki örneğimizde işte biz 9'un üzerine 6'yı saymayı tercih ettik ama eğer siz 6'nın üzerine 9 da saysanız 15'i elde edersiniz. Evet çocuklar, toplama işlemlerimiz de bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmaya olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bu gibi videolarımızın devam etmesini istiyorsanız tabii ki toplama işlemlerimizin daha bol örnekli olan çözümlerinde yine sizlerle beraber olacak ilerleyen videolarımızda. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.